Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende açı konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bahar bir kartondan şekil 1'deki biçimde ikiz kenar ve taban açısı 81 derece olan 7 eş üçgeni kesiyor. O zaman taban açısı 81 derece ise 81, 81, 162 tepe açıları kaçar derece yaptı? 18'er derece yaptı arkadaşlar. Daha sonra aralarında boşluk kalmayacak biçimde yapıştırarak şekil 2'deki gibi bir yelpaze yapıyor. Buna göre x kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada aynı yapıdaki üçgenleri kullanmış değil mi? Yani eş üçgenleri kullanmış. Burada önemli olan nedir? Açıların eşitliğini yazmak ve kenarların eşitliğini kullanmak arkadaşlar. Eş üçgen yapılı şeylerde bunu kullanacağız unutmayın. Tepe açıları kaçar dereceydi? 18'er dereceydi. Şu şekilde 18 dereceden kaç tane var arkadaşlar? Kaç tane kullanılmış burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kullanılmış. O zaman burada kaç ne yapıyor arkadaşlar? 7 çarpı 18. 7 çarpı 18'den kaç yapıyor gençler? Burası 7 kere 8, 56. 126 derece yapıyor mu? Yapıyor. E sonra hocam bunlar x kenar üçgen şeklindeki bir yapıydı. Dolayısıyla bunların hepsi birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Şöyle eşitleri koyacak olursak. Ya x'e ait şöyle bir x ile çizilmiş. x'e ait bir üçgen var elimizde. Neresi arkadaşlar? Bakın x'e ait üçgen de burası elimizdeki üçgende. Bakın iyi ki açıların eşitliğini yazmışız ve kenarların eşitliğini göstermişiz. Ne çıktı burada? Hocam bak burada bir x kenar üçgen çıktı. Tepe açısı 126 derece. O zaman x ise buradaki açı kaç derecedir? x'tir. Yani x artı x artı 126 eşittir 180 olduğundan ya da 180'den 126 çıkartıyoruz. 54. 2'ye bölüyoruz. Kaç çıkıyor? 27 çıkıyor. O zaman cevabımız ne çıktı arkadaşım? Edrebet çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Neler verilmiş? Hocam burada bir ikiz kenarlık. Burada da bir ikiz kenarlıklar verilmiş. E, ee, burada 113 verilmiş. 113'ü kullanmamız lazım öncelikle. 113 ise burada kaç kaç derece arkadaşlar? 67 Zonguldak. Değil mi? Evet 67'yi yazdık. E, Zonguldaklı, Zonguldak değil. Zonguldak'ta yaşayan birisi olarak tabii ki 67'yi vurgulayacağız. Evet burası 67. Şurada bir ikiz kenarlık var. Burası da 67. 67 67 kaç yaptı? 134 yaptı. 180'a tamamlayan açısı kaç derecedir? 134'ün. Tabii ki hocam 46 derecedir. Burası 46 yaptı. E, sonra ne yapacağız hocam? Sonrasında başka bir şey verilmiş mi diye bakıyorum. Bak takıldık kaldık. Takıldığımız zaman soruya bakıyoruz. Soruda bir şeyler var mı diye bakıyoruz. Aa, A, B ile BC C birbirine eşit verilmiş. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit verilmiş. Aa, buradaki açı 67 derece ise şu açıda 67 derece midir? Evet. O zaman 67'den 46 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar buraya? 21 derece kaldı. Bak bak bak. Şurada da ne var? Bir x kenarlık var. 21 ise burası da 21 midir? Evet. 21, 21, 113 ve x'in toplamı da kaç yapacaktır? 180 yapacaktır arkadaşlar. Ya da isterseniz kafadan şurayı bulup sonra iki iç açı toplamı bir dış açı da diyebilirsiniz. Neyse 21, 21, 113 ve x'in toplamı 180 derece olduğundan dolayı 21, 21, 42 113 ile 42 toplarsak kaç yapıyor? 150 155 yapıyor. O zaman x de buradan 180 eksi 155'ten kaç derece çıkar arkadaşlar? 25 derece çıkar. Yani sorumuzun cevabı böylelikle denizli çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Şekil 1'de verilen üçgen şeklindeki bir kağıdın bir kısmı şekil 2'de DE boyunca katlanıyor. Evet. Şöyle DE boyunca katlanıyor. DE'yi tabii göremiyorum. Şuradaki açıları da yazalım arkadaşlar. Burası 55 derece. Burası 50 derece. Şöyle DE boyunca katlanmış. Katlamalarda ne diyorduk? üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şunlar da birbirine eşit. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit değil miydi gençler? Evet. E hocam buradaki 50 55'ten dolayı 50 55 daha 105 ne kaldı buraya 75. Şimdi üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit değil miydi? Yani 75 hop buraya mı geldi arkadaşlar? Evet. Zaten beni galiba soruya göre burası ilgilendiriyor. Çünkü bakın şuradaki üçgende bakın şuradaki üçgenlere var? Bu üçgenin dış açısı bu. Bu da dış açısı. İsterseniz iç açıları alıp 180 x alfa ve 180 beta'dan iç açılar toplamından gidebilirsiniz. Ya da hocam şu üçgende dış açı bu dış açı bu. E burada da dış açıyı yazacak olursak 105 derece. Dış açılar toplamı alfa artı beta artı 105'in kaç olması lazım? 360 olması lazım. Alfa artı beta da buradan kaç çıkıyor o zaman arkadaşlar? 360 eksi 105 derece olduğundan dolayı cevabımız kaç yaptı arkadaşlar? 255 derece yaptı. Evet bu sorumuzun cevabı böylelikle Cihan çıktı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Şekil 1'de pencerenin sağ kanadı 36 derece açıyla sol kanadı ile 40 derecelik açıyla açılmış. Böyle dışarıya doğru açılmış arkadaşlar. Peki arkadaşlar bakın çok güzel bir sorulardır bunlar. Kolay sorulardır. Yeni nesli kullandıran sorulardır. Kardeşim senin penceren önceden kapalıyken şuraya kadar değil mi? K'ya kadar bakın. Şuraya kadar bu. Hocam ya yani şunu demek istiyorum. Şuraya kadar bu. E sen pencere açıyorsun hop şuraya. E bu kenarlı bu kenar kapanmıyor mu? Evet. Yani ne oluyor? Şöyle kapattığın zaman şu kenarla bu kenar çakıştığı için bunlar birbirine eşit oluyor arkadaşlar. E o zaman burası 40 derece ise burası 70'e 70 oldu. Çok güzel. E aynısı. Hocam şu kenarla da şu kenar aynı şekilde çakıştığından dolayı bunlar da birbirine eşittir ve x kenardır. Tepe açısı 36 ise 180'den 36 çıkart. 144 2'ye böl 72 72 yaptı burası. E bizden de x isteniyor. Yani 70 artı 72 artı x'in kaç yapması lazım? 180. Şurası 142 çıktı. X de buradan 180 eksi 142'den x'i kaç buluruz arkadaşlar? 38 derece olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle balık esir çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Evet şurada bir eşitlik verilmiş arkadaşlar. Ne yapalım burada? Şu öncelikle sayılara bakalım isterseniz. Şimdi yüze baktığımızda hocam burası kaç derece? Burası 80 derece. E burası 80'se, 80 ise 80 60 e yan yana geldi. iç açılar toplamı 180. Ya da iki iç açının toplamı bir dış açıldı diyebilirdiniz. Ya da biz iç açılardan gitmeye karar verdik. 80-60 daha 140. Tepa, burada kaç, kaç derece yaptı? 40 derece yaptı. Hocam bu 40 derece ve x kenarlık da var. Tepe açısı 40 sa 180'den 40 çıkartıp 2'ye böleceğiz. Yani 140 bölü 2'den 70-70 yaptı burası. E, sonra da şurada bir x ile 20 yan yana gelmiş. Dayanamam. Ne var burada? İki iç açının toplamı bir dış açı. x artı 20 eşittir 70 olacağından x'i de buradan kaç buluruz gençler? 50 derece olarak buluruz. Yani cevabımız balık esir oldu. Geldik bir sonraki soruya. Dört çubuk şekildeki biçimde monte edilmiştir. Ve AB, AC ve CD birbirine eşit verilmiş. AB, AC ve CD birbirine eşit verilmiş. Şimdi gençler a, şöyle diyebilirsiniz. Hocam burada bir x kenarlık var. Hemen ben şunu şöyle çizeyim x kenar oluşturayım diyebilirsiniz. Çok mantıklıymış gibi duruyor. Tabii ki x kenar görünce x kenar oluşturmak mantıklı gibi gelir ama ben özel üçgenlere geldiğim zaman söyleyeceğim. Hatta burada da söyleyeyim. Özel açılar varsa parçalanmaz kardeşim. Burada özel açı var mı? Var. 60. Özel açılar hangileridir? 30, 60, 45, 90 da bir nevi özel bir açıdır. Bu açıları genelde biz parçalanmamaya çalışıyoruz. Dikkat edin. E o zaman burada ne yapacağız? Şuradaki x kenarlığa göre değil de hocam şurada da eşitler var. Buradaki x kenarlığa göre bir x kenar oluşturacak olursak tepe açısı 60 derece. 180'den 60 derece çıkart. 120 2'ye böl. 60 60 oldu. A 60 60 60 eşkenar üçgen çıktı diyoruz. İşte eşkenarın yapılamamasının en büyük sebebi ne biliyor musunuz? Eşkenar çıktığını söylüyorsunuz. Ağzınızla söylüyorsunuz. Ama elinizle göstermiyorsunuz. Kardeşim bu bir eşkenar üçgen çıktı. O zaman niye buradaki eşitliği göstermiyorsun? Bak gösterince ne çıktı. Ana burada bir x kenar çıktı. Bitti gitti kardeşim. Eşkenarda bu eşitleri yazın. Açıların da 60 derece olduğunu yazın. Önemli bir şey. Öncelikle burası 132 derece. 60'ı buradaysa o zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 72 derece mi kaldı? Evet. X kenardan dolayı o zaman burası da 72. 72, 72, 144. Buraya da 36 kaldı. X açısı da neye eşit oldu? 60 artı 36'tan. o da 96 dereceye eşit oldu. Yani sorumuzun cevabı böylelikle denizli çıktı. Geldik bir sonraki soruya. ABC bir üçgen ne yapılmış arkadaşlar burada? Bir döndürülme olayı yapılmış. Yukarıdaki şekilde ABC üçgenin B noktası etrafında ok yönde 36 derece döndürülürse. Evet bu yönde 36 derece döndüreceğim arkadaşlar. Yani ben bunu hop şöyle. Bu yönde ya yani şu yönde döndüreceğim. ABC üçgenini. C noktası nereye geliyor? Buraya geliyor arkadaşlar. Döndürme soruları. Hep kalemi göstermişim. Hop döndürdüm. Ne oldu? Kalem yine aynı kalem. Yani döndürme sorularında aslında eş yapıları kullanıyoruz. Açıların eşitliğini falan filan gösterin, İhmal etmeyin. Dikkat ederseniz bu arada arkadaşlar B noktası etrafında döndürüyor. Hop A buraya geliyor. Yani kaç derece döndür diyor? 36. Sen 36 derece döndürdüğün zaman şu A buraya geldiğine göre 36 derece şurası olmuş oluyor. O zaman o zaman oraya bir 36 derece de gösterelim. Hatta aynı şekilde arkadaşlar bakın şurası da BC'yi de ben şu şekilde döndürdüğümde hop buraya geliyor. Buraya geldi. Bakın kaç derece? 36 derece döndürmüş. O zaman burada kaç da kaç derece olacak? Burası da 36 derece olacaktır sevgili gençler. Peki, 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 peki. Döndürmelerde ne diyorduk? Eş yapıları kullanacağız diyorduk. Hocam bu üçgen nasıl bir üçgen? 23'e şurada kaç 7 yazarız. İşte 23'e 37 artı 36. E o zaman burası da 23'e 37 36 artı 36 oldu mu? Oldu. Ama verilen bilgileri yazınca e, burada kaç yazsak da soru çıkmayacak gibi. Verilen bilgileri tam anlamıyla kullanmadık ki soru çıksın. Ne yapacağız burada? Hocam bak eş yapı. Eş yapı, eş yapı, eş yapı. Hocam ne yapacaksın? Döndürmede. Üçgenler aynı üçgenler değil mi? Evet. Şu kenar neye eşit olacak arkadaşlar? Döndürüldüğünde buraya geliyor. Bu kenara eşit. Aa çıktı burada bir şeyler. Bak x kenarlık çıktı. Hatta şu kenar şu kenar eşit olacak. Hatta ve hatta şu kenarda nereye eşit olacak? Şu kenar eşit olacak. Bakın bundan önceki testlerde şu kenarların eşitliğini kullanarak yapmıştık soruyu. Şimdi şu kenar eşitliğini kullanacağız. 36 ise burası kaç derece arkadaşlar? 180'den 36 çıkar. 2'ye böl. 72 72 yaptı. E o zaman hocam x isteniliyor bizden. Hmm. X'te büyük üçgen açısını bulalım mı öncelikle? Bulalım. Şimdi büyük üçgenin açısını bulurken 36 37 daha 73. 23 daha 73. 23 daha yazayım da işlem hatası yapmayayım. 96 yaptı. 180'den 96 çıkartırsak buraya kaç derece kalıyor arkadaşlar? Ya da direkt ben niye yazmıyorsam bunu. E, 23, 37, 36. 23, 37, 36 artı bir de 72 artı x. Büyük üçgenin iç açıları. 72 artı x büyük üçgenin iç açıları. Ve bunların toplamı kaç derece yapacak? 180 derece yapacak arkadaşlar. E o zaman toplayacak olursak. işte sonu 8'di. Çıkarttığımız zaman sonu ikili olacak. Cevap da buradan büyük ihtimalle 12 çıkacaktır arkadaşlar. Şu işlemi yaptığınız zaman. Tamam ben biraz kafadan yaptım ama Cevaplarda başka sonu ikili var mıydı? Yoktu. Ne yaptım? Sonu sıfırlı, sonu sekizli. E, sonu sıfırlıdan sonu sekizli çıkarttığım zaman sonu ikili olacak dedim. Ve direkt cevaba ulaştım. Evet böylelikle cevap 12 çıktı gençler. Geldik bir sonraki soruya. Evet açılar verilmiş burada. Hmm. Arkadaşlar öncelikle ne yapalım? Verilen açılara bir bakalım. Hocam 30 var 30 var. Aa, burası 120 demeyelim de. iki tane açıyı yan yana gördük. İki iç açın toplamı bir dış açı eşit. Yani burası kaç derece? 60 derece. Peki hocam iki iç açının toplam bir dış açı. Burası 75 derece. 45 e, 45 75 daha kaç 120 yaptı? Buraya da kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. E hocam burası da iki iç açının toplam bir dış açı da 75 olacağından burada kaç da 45 derece oldu. Şimdi sana bir tavsiyede bulunayım. Sen verilen bilgileri kullanarak da açı sorularını yazdığında Hala daha sonra çıkmadıysa büyük ihtimalle ekstra bir yerde bir eşitlikler vardır. E hocam var mı öyle bir şey? Var tabii ki. Nerede? Bak burası da 45 burası da 45 gördünüz mü? Yani bu bir ikiz üçgen eşitleri gösterelim. Başka var mı ikiz Var. Hatta 60'a 60 hatta 60. Şu da bir eşkenar üçgen değil mi? Yani bu kenarla şu kenarda eşit hatta bu kenarda eşit. Bak eşitleri yazınca kendiliğinden sonra çıktı. Artık buradaki üçgen nasıl bir üçgen oldu gençler? Artık buradaki üçgen bir ikizkenar üçgen çıktı. Yani tepe açısı 30 derece ise 180'den 30 çıkart. 150 2'ye böl 75 derece yapacaktır. Yani x açısını böylelikle kaç bulduk? 75 derece bulduk. Cevap edremit oldu. Geldik bir sonraki soruya. Şekil 1'deki ABC üçgenin B köşesi DE doğrusu boyunca katlanınca şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Evet bu şekilde katladığımda şekil 2'deki görüntü elde edilmiş arkadaşlar. Öncelikle biz katlama sorularında ne yapıyoruz gençler? Eski haline geri getiriyoruz. Evet o eski halinden eser yok şimdi diyor çarka ama biz yine eski halinden eser olduğu hale getirelim bakalım. Şöyle getirdik. Peki biz katlama sorularında ne diyorduk arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit miydi? Evet. Bakın soruda bir de ne vermiş? 24 derece vermiş. Neresi? ABC açısı. Yani burada kaç? 24. Hocam burada kaç? 24 ise sen bunu böyle katladığında üst üste binen açıların eşitliğinden dolayı burası 24. Hocam şu üst üste binan açılar birbirine eşit. Üst üste binan açılar birbirine eşit. Bunları yazdık arkadaşlar. Başka bir şey var mı arkadaşım? Bizden alfa artı beta falan filan mı isteniyor? Evet. Şimdi ABC üçgenin AC kenarında dıştan teğet çemberin merkezi olduğuna göre. He. B üstü noktası arkadaşlar neymiş? Ee, ABC üçgenin AC kenarına dıştan teğet çemberin merkezi. Bakın ABC üçgeninin dıştan teğet, AC kenarına dıştan teğet çemberin merkezi, dış teğet çemberin merkezi neydi? Dış açı ortayların kesim noktasıydı. Yani şu üçgende mesela arkadaşlar, şöyle dışarıdan teğet çember çizdiğimiz zaman arkadaşlar, tam gösteremedim ama şöyle teğet olacak. İşte bunun merkezi dıştan teğet çember arkadaşlar, hop hop. Yani şu dış açı ortayların kesim noktasıdır. Ama hangi kenara ait, şu kenara ait. Burada da bu kenara ait dıştan teğet çemberin merkeziymiş burası. Yani sen bunu böyle uzattığında hocam şu dış açı ortay olacak. Hatta bunu da dış açısını yapıştırdığında bu da dış açı ortay olacak arkadaşlar burası. E biz burada ne yapacağız arkadaşlar şimdi? Şimdi burada ne yapmalıyız? Vallahi değerleri yazalım mı? Yazalım. Arkadaşlar şey hiç formüle formüle dalmayalım. Aslında burada formül var ama ben bunu kusura bakmayın ama formülsüz yapacağım. Biraz formüle karşıyım. E, nasıl yapalım şimdi burada? Arkadaşlar şuraya bir x x diyelim. Buraya da bir y y diyelim. x artı y'yi bulursam alfa artı beta'yı bulur muyum? Bulurum. Şuradaki üçgende. Peki şuradaki üçgene bakacak olursak dikkat ederseniz şuradaki üçgene bakacak olursak da hocam bunun dış açısı 2x. Bunun dış açısı 2y. Burası da 24. Bunun da dış açısı kaç yapıyor? 156 mı yapıyor? E buradaki üçgende dış açılar toplamı yani 2x artı 2y artı şu gözükmedi pardon. 2x artı 2y artı 156'nın kaç yapması lazım arkadaşlar? 360 yapması lazım. 2x artı 2y buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 4. 104 mü çıkıyor? Evet. 104 çıkıyor galiba. Yok. 204 çıkıyor arkadaşlar. Buradan da x artı y'yi kaç buluruz? 102 derece olarak buluruz. E hocam x artı y'yi bulduysak artık şuradaki üçgene bakabiliriz. Neredeki üçgene? Şuradaki üçgene bakabiliriz artık. x, y, alfa artı beta artı 24. X artı y artı alfa artı beta artı 24 de kaç yapacak? Üçgen çeşitliliğinin toplamından 180 yapacak. X artı y 102, 102, 24 daha kaç yaptı arkadaşlar? 126 yaptı. E 180'den de 126'ya çıkarttığımız zaman kaç oluyor arkadaşlar? Cevabımız böylelikle 54 derece olarak bulundu arkadaşlar. Yani cevap denizli çıktı. <laughs>